Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz arkadaşlar. Hava Antalya'da gayet güzel, güneşli, muntazam bir hava var. Arkadaşlar arsadayız. Bakıcı kümesimin önündeyiz şu anda. Reis evde kahvaltı yapıyor galiba. Sabah sabah geleyim bir semaver yakayım dedim. Ona da çakmağımı evde unutmuşum. Reis'i de rahatsız etmek istemedim. Birazdan yakacağım semaveri. Şimdi bugün ne yapacağız? Arkadaşlar bildiğiniz üzere geçen sefer toplam 20 tane bakıcı almıştık. Kümese, posta ve bu bakıcıların 15-20 gün beklettikten sonra postaların hatta bir tanesi aldığımızın ilk günü kaçırdık. Hani 5-6 tanesini indire en son bir tanesini kaybetmiştik. Sonra 19 taneyle yolumuza devam ediyorduk. 19 posta ile. Bu postaların kanatlarını çektim ben. Alışmaz, kaçar dediler, gider dediler, gelmez dediler. Arkadaşlar ne yaptık? Postaların 19 tanesini alıştırdık. 6-7 tane uçuruyorduk ama hepsini alıştırmıştık yani. Onda şeyimiz yoktu, sıkıntımız yoktu. Güzel de oldu yani. Posta uçurmak keyifliydi de. Daha sonra burada Bülent abiyle, Gökhan abiyle oyun kuşu yarışmasına girince postaları bakıcılık yaptırmayacağım için gönderdim arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen sene bir oyun kuşu yarışması vardı. Burada Gökhan abi, Bülent abi filan şey yapmıştık. İşte ölen ölürse kaybediyor, işte kuşun başına bir şeyse yarışmayı kaybediyordunuz. Biz şekeriyi uçurduk zaten, bir ben uçurdum arkadaşlar. Başka bir uçan olmadı. O yüzden hani oyun kuşuna yöneldiğimiz için postaları göndermiştim. Sahiplendirdik. İşte Miro takım alanlara hediye, yanında hediye. Bir çift posta, bir çift posta öyle verdiğimiz oldu. Miro alanları. Şimdi yeni bakıcılar geldi biliyorsunuz kümese. Bir arkadaşım göndermişti bakıcılarımızı bize. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakıcılarımızın içinde bango, kısa gaga bango. Orada da var bir tane. Banga, baska, işte bir şeyler diyorlar bunlara. Bu tarz kuşlar var. İçinde gene posta var. Ve oyun kuşlarımız var arkadaşlar. Bunların hepsinin bugün bu kuruyan kanatlarını çekeceğim. Arkadaşlar. Yani hepsine sil baştan kanat vereceğiz. Oyun kuşlarını da uçuracağız. Postaları da uçuracağız. Yani kanatlarının gelmesi biraz zaman alacak ama önemli değil. Kümese geri çık bayağı bir alıştılar. Şu filan siverek arkadaşlar. Şunlar mıhçı. Mıhçiler yaklaşık 7-8 yaşında filan varlar. Bunlar uçmakta zorlanabilirler yani. Bayağıdır 7-8 yaşındalar, bu yaşa kadar da uçmamışlar. Hantallar arkadaşlar. Bakacağız. Bu tarz bir program yaptım. Yani buradaki kuşların hepsini uçurmak adına. Kaçıracağımız olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Muhtemelen bunları da eksiksiz hepsini alıştırırız. Siverekleri filan da sökelim. Bir bakalım şeyler ne yapacak. Burada bir tane yavru Miro var. Bunda nefes darlığı var arkadaşlar. Bunu satadan getirmiştim. Buna kanat kuyruk vermeye gerek yok. Düzelmesi lazım. Şurada bir tane güzeller güzeli bozkillim var. Bu kanatlı da. Buna da daha uçması için nefes vermedik. Baş kanatları kısa. Baş kanatları kısa olduğu için bir türlü hani tam kanat tamamlayamadı kuş. O yüzden uçuma veremedik. Şöyle muazzam bir güzelliği var kuşun. Yani postalı oyun kuşlu karışık atacağız. Postalarla birlikte oyun kuşları nefeslenecek. Oyun kuşlarını teke alacağız. Uçanları. Oyun yaparsa güzel seyredeceğiz. Oyun yapamazlarsa zaten bakıcı yani. Oyun kuşları, buradaki oyun kuşları da bakıcı. Özellikle oyun kuşu olarak getirmedim. Sadece mıhçiler oyun kuşu. Bir de şu bozkirli yarı kalanlar bakıcı. Onlara da bir ayar vereceğiz. Bakalım. Yorumlarda söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Bak mıhçi şu tepeli olan. Bir de şuradaki erkek. Bunlar oyun kuşu sanatı adlı kitabın yazarı Açın Aya'nın soylarından arkadaşlar. Samet kardeşimdeydi. Ondan satın aldım ben bu mıhçileri. Bozkirli'yi de Samet'ten aldık. Uçuralım diye. Bakalım bunların hepsine dediğim gibi kanat veriyoruz. Allah ne verdiyse hepsini uçuruyoruz arkadaşlar. Arasında favoriniz olan olabilir. Yavrum Milo'nun nefes darlığını çözeyim. Bunu çatıya geri götüreceğim arkadaşlar. Şu postanın ayağı herhalde kapının arasına mı sıkıştı? Ne yaptı şeyin? Bakıcının. Onu tam bilmiyorum. Beyazlara kanat vereyim mi? Vermeyeyim mi? Şu büyük beyazlar var ya. Şu bir tepeli, şu iki. Bunlara kanat vereyim mi vermeyeyim mi bilmiyorum arkadaşlar. Ya da bunları satarız ya. Ya bunlar dişi erkek tam belli de değil. Takım olsa hani takım olarak birine vereceğim de takım mı değil mi belli değil. Ya da böyle tek tek satacağız. Ya da bunlara da kanat verelim. Bakalım belki bunlar da uçar. Alayına kanat verelim. Birazdan semaveri yakarız. Bir video da Reis'te çekelim. Bakalım. Çardağımızı da şöyle branda maranda bulduk, uydurduk, bir şeyler yaptık. Sağını solunu kapatmaya çalıştık arkadaşlar. Çünkü yağmurlar artık gelecek. Kasım'ın 16-17'si oldu. Yağmurlar gelecek dediğim gibi. Çardağımızın sağlam olması lazım. Bu odunlar zaten semaverde yok olur gider arkadaşlar. Birazdan Reis'i arayayım, Reis gelsin. Semaver yakayım, Reis'le birlikte içelim. Bir de sohbet videosu çekmeyi düşünüyorum. Sohbet videosu da çekerim. Bu kümes de şuraya bakıyordu yani şey girişi. O tarafa doğru çevirdik. Böyle daha iyi oldu gibi. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ağacı tam arkasına aldım. Yani kümes artık yazın o öğlen sıcağında hiç ısınmıyor neredeyse arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi ağaç komple kümesi koruyor. Bu fırtına da muhtemelen şeyden de koruyacak. Sert rüzgarlardan da böyle arkadan esen korur. Yani sulu serpkin böyle yağmur yağıyor serpintili. Serpintili yağmurlardan da koruyacak arka taraftan gelen. Kümesin boyası hakkında daha hiç düşünmedim. Boyasını sorarsanız belki kümesi boyasında yapabilirim. Değişik renklere de boyayabilirim. O konuyla da ilgili kafamda daha tam bir fikir oturmadı arkadaşlar. Reis'i arayalım birazdan. Semaverimizi yakalım. Farklı bir sohbet videosu çekersek sohbet videosuyla devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmuyoruz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Miro'cu _ mutlu arkadaşlar. Görüşürüz.